Herkese merhabalar. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Yunanistan topraklarından herkese günaydınlar olsun. Arkadaşlar, an itibariyle Yunanistan topraklarına girmiş bulunuyoruz. Makedonya'dan Yunanistan'a geçiş gümrüğündeki yaklaşık bekleme sürem yarım saat kadar sürdü. Makedonya tarafında önümde aşağı yukarı bir 15 araba vardı. Yunanistan tarafına geçtiğimde de önümde aşağı yukarı bir 20-25 araba vardı. Hadi 30 olsun en fazla. Gerçekten hızlı bir işlem vardı. Araba başına şöyle bir baktık hanımla. Yani 1-1,5 dakika arasında otomobil başına işlem yapıyorlardı memurlar. Orada bizden arabanın yeşil sigorta kağıdı, yani sigorta kağıdını da istediler. Buraya kadar ilk defa burada istediler sigorta kağıdını. Yunanistan memuru sordu. Yani şu anda gümrükten içeriye girdikten sonra ben bir yarım saat kadar ilerledim. Diğer kısa videolarımı izleyenler görmüşlerdi arkadaşlar. Onları genelde gümrüklerden çektim. Bu sefer de dedim hem vakit kaybı olmasın, hem de şöyle Yunanistan yollarını da şöyle bir size göstermek açısından dedim ki bu videoyu da yolda giderken çekelim. Şu anda gördüğünüz gibi burası Yunanistan otobanı. Otoban da değil aslında burası. Şu anda hala geliş gidişli bir yol. Bizden az önce otoban parası aldılar 2 euro ama hangi yol için aldılar o 2 euroyu pek anlayamadım. Şu anda gelişli gidişli bir yoldayız. Bir süre sonra daha tekrar otobana gireceğimizi zannediyorum. Arkadaşlar, dün akşam Bulgaristan'a girmemiz mümkün değildi. Şöyle mümkün değildi. Ta ki Dimitrovgrad'ın öncesinde başlayan kuyruk gümrüğe kadar devam ediyor. Tünellerden önce bekletiyorlardı. Tünellerin öncesinde başlayan kuyruk bitmesi benim tahminim 6 saatin belki 7 saat civarında sürecek bir kuyruk. Daha önceki günlerde gidenleri gördük. YouTube'dan gördük, işte Facebook'tan gördük. Instagram'dan gördük. İnsanlar onlarda perişan oldular. Saatlerce beklediler. Bütün gününü Kalatina gümrüğünde bekleyerek geçirenler oldu. Ben de hiç o riske girmek istemedim arkadaşlar. Gerekirse fazla kilometre yaparım dedim. Bu sefer de dedik hem değişiklik oldu gene. İlk defa kullanmış olduğum bir rotayı gene ilk defa deniyorum bu Makedonya Yunanistan üzerine. O şekilde bir geçiş yapıp bir saat Sırbistan'dan Makedonya'ya geçiş. Yarım saatte Makedonya'dan Yunanistan'a geçiş. Toplam 1,5 saatlik bir gümrük beklemesi oldu. Kapıkule'ye gitseydim kim bilir kaç saat bekleyecektim. Allah bilir. Evet arkadaşlar, gümrüklerle alakalı son bir video daha yaparsam belki artık İpsala'dan, Yunanistan'dan İpsala kapısından Türkiye'ye girişte yaparım. Onun haricinde ben buradan tekrar şu anda yani bir teşekkür yapmak istiyorum. Arkadaşlar, bütün yorum yazan arkadaşlara, dualarını eksik etmeyen arkadaşlara, akşam bir şeyler söyledim ama yorgunluktan pek şey yapamadım. Çünkü orada ben videoyu kapattıktan sonra hemen geçtim arka tarafa uyumaya başladım ve yaklaşık 5 saat kadar uyumuşum. Hanım da gümrük son anına kadar gelmiş. Son 10 kilometre kala bir benzinliğe girmiş. İhtiyaç molası vermek için ve orada benim uyanmamı beklemişler. Ben toplam bir 4 saatin üzerinde uyudum. Hareket ettikten 10 kilometre sonra da zaten gümrüğe geldik. Onun için akşam pek anlaşılır vaziyette söyleyememiş olabilirim. Dualarını eksik etmeyen arkadaşlardan, güzel yorumlarını eksik etmeyen arkadaşlardan, araba konusunda da hayırlı olsun şeklinde yazanlar oldu. Hepsine ayrı ayrı bu videoda aracılığında tekrar teşekkür ediyorum. Sanırım ilk başta anamın duası ve sizin dualarınızla problemsiz bir şekilde Allah'ın izniyle buralara kadar geldik. İnşallah evimize kadar da varırız diye ümit ediyorum. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınıza tek tek cevap yazmak isterdim ama gerçekten arkadaşlar, yolculuk esnasında ancak çocuklara yorumları okutabildim. Dedim ki en azından herkese bir kalp gönderin. Sorun niteliğinde olan birkaç yoruma da akşam bir şeyler söylemeye çalıştım. Onun haricinde gerçekten yani yorumlara bakmak çok zordu. Hepsini tek tek okumak çok zordu. Ben gene de hepinize ayrı ayrı hiç kimseyi ayırmadan herkese çok teşekkür ediyorum. Sözü de fazla uzatmayalım. Yunanistan topraklarında izledik. Sol tarafımızda güzel bir güneş vurdu. Sabahın saat şu anda 7'yi çeyrek geçiyor olmasına rağmen. Ama bu normalde Avrupa saati, herhalde Yunanistan'da artık 8'i çeyrek geçiyor, 8'i 10 geçiyor olması lazım. Hava sıcaklığı da 27 derece şu anda hala bu saatlerde olmasına rağmen. Biz Selanik istikametinde Yunanistan topraklarında yolculuğumuza devam ediyoruz. İnşallah bir sonraki videomda Yunanistan'dan Türkiye'ye geçerken İpsala kapısında olur. Ondan sonra da artık bu bilgilendirme videolarını bitirmiş oluruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrar. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun.